Harikaydı. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl güzel gözüküyorsunuz? Nasıl gidiyor dersler? İyi. Her şey yolunda mı? Evet. Aferin size. Başarılar diliyorum. Deniz suyu seviyesi yükseliyor çocuklar. Buzullar eriyince deniz suyu seviyesi yükseliyor ve toprak kaybına neden oluyor. Çünkü hayat yalnızca kitapların arasında değil. Hayatı öğrenmenizin yaşamı nasıl kolaylaştırmanız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bizde çok güzel bir söz var. Ağaç yaşken eğilir diyor. Hakikaten sizler o kadar önemli bir yaş zamanındasınız ki. Şu anda yaşamınızı nasıl planlarsanız, nasıl düzenlerseniz o ömür boyu o şekilde devam ediyor. O yüzden sabah kalktığınızda okula gelmeden önce neler yapmanız gerekiyor? Okulda neler yapmanız gerekiyor? Okuldan sonra neler yapmanız gerekiyor? Çok iyi özümsemeniz lazım. Tabii burada en büyük görev annelere, babalara, hocalara düşüyor. Ya beni ne ilgilendirir? Musluğumu açarım, istediğim şekilde kullanırım. Annem babam da zaten faturayı ödüyor. Beni de çok ilgilendirmez diyebilir miyiz? Hayır. Diyemeyiz. Niye? Yılda milyonlarca çocuk 5 yaşına gelmeden temiz suya ulaşamadığı için hayatını kaybediyor. O yüzden bizim hem onlara karşı borcumuz var. Çünkü kaynak sınırlı. Dünyadaki kapasite belli. Bunu doğru şekilde nasıl kullanacağız? İşte bilinçli kullanacağız. Suyu kullanmayın demiyoruz bakın. Suyu bilinçli kullanma, verimli kullanma, tasarruf etmeden bahsediyoruz. O yüzden bugün su timi olduğunuz zaman ne oluyorsunuz biliyor musunuz? Sizler artık öğretmensiniz. Ben yeterince anlatabildim mi? Anladınız mı? Daha güçlü bir evet istiyorum. Şimdi akşam eve gidince bu öğrendiklerinizi annenize, babanıza, ablanıza anlatacak mıyız? Sabahleyin kalktığımız zaman suyu daha güzel kullanacak mıyız? Musluğu açtığımız zaman hemen bu çizgi filmler aklınıza gelsin. Sizin bizden daha iyi bir dünyada yaşamanız için gayret ediyoruz. O yüzden de hepimize düşen iş var. Başkanın yapacağı iş var. Hocanın yapacağı iş var, müdürün yapacağı iş var, annenin babanın yapacağı iş var ama en önemli görev su timlerine düşüyor. Su timlerinin hızlı bir şekilde ben su timiyim, suyu koruyacağım deyip hızlı bir şekilde kendini düzeltmesi, kendini düzenlemesi ve çevresini düzeltmesi gerekiyor. Su nedir? Su hayattır. Su gelecektir. Çocuk da gelecektir. O zaman suyu ve çocuğu güzel bir şekilde birleştirmemiz ve geleceği hazırlamamız gerekiyor diyor. Hepinizi tek tek gözlerinizden öpüyorum. Aramdan çıksın güzellerim, hadi bakalım. Aman çocuklar yavaş yavaş.